Bugün size görmüş olduğunuz cipsin sosundan göstereceğim. Aynı zamanda da cipsin içindeki tuzu da azaltabilirsiniz. Sadece. Öncelikle yoğurdumuzu şu şekilde yayıyoruz. Tabağın içine. Bunu çatal ya da kaşık yardımıyla yapabilirsiniz. Daha sonra çok az yoğurdu normal sulandırırmış gibi çırpıyorsunuz. Şu şekilde. Sular tamamen kaybolduğunu anladığınız anda şu şekilde olması gerekiyor kıvamı. Çataldan bu şekilde düştüğünde lok diye bir ses çıkıyor. Şimdi nanemiz, bunu sosumuzun içinde baharat olarak kullanıyoruz. Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bu şekilde. Ben bu şekilde bol bol sevdiğim için biz bol bol koyuyoruz. Daha sonra bu şekilde çırpıyorsunuz. Etrafındaki naneyi yedim. Birazcık gözünüze az geldiyse ekleyebilirsiniz tekrardan. Hiç önemli değil. Daha sonra hani böyle tuzunda çok az tatsız olacağı için yoğurt tuz koyuyoruz. Şu kadar. Daha sonra bunu da karıştırıyorsunuz. Bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like tuşuna da basmayı unutmayın.